Kafanız çalışsın, saksı yok ki. Yani geri zekalı var. Adama diyorsun ki ben buyum, demokrasi getireceğim. Ya Türk dünyada demokrasi getirmeyeceğim. Allah belanızı verecek. Beni seçin diye adam yok dünyada zaten. Ben gelince hiçbir çocuk aça. Ya ben gelince çocuk aç kalacak diyecek. Yok. Yok abi. Böyle bir genel geçer cümle yok. Fakat Türkiye'de siyaset yapıyorsan ve geçmişinde bagajında CHP varsa, Müslümanlara zulüm varsa, İnönüler varsa, CHP gibi ırkçılar varsa, ırkçı diyorum bak. CHP varsa, oğlum sen geçmişi yok etmedikten sonra geleceği kuramazsın. Silmen lazım süpürgeyle. Hani git atla giderken arkadan süpüre süpüre gider adam atısı görünmesin diye. Elinize alın fırçayı, geçtiğiniz bütün yerleri süpürün bir defa. Geçin, kapatın onları. Bu bir gerçek. Bak samimi söylüyorum. Bu millet size oy vermez. Bak böyle şöyle olacak bilmem ne olacak. Bakın bir şekilde buraya kadar gelebiliyorsun. Maksimum budur zaten. Normal psikoloji değişmiş durumda. Siyaset bilimi tanımıyor böyle bir şey. Sen bana şey anlatıyorsun burayı. Biz Kılıçdaroğlu diyor ki böyle Kürtlere terörist diyorlar diyor. Ebe Kılıçdaroğlu tamam dönüşüm güzel bir şey. Bak dönüşmek, gelişmek çok güzel bir şey. Sayın Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için söylediği lafı hatırlıyor musun? Bir dakika mı söyleyeyim? Hevesini kırmak istemiyorum diyor. Hani ama diyor kurut duaları dualara ait değildir diyor onun gibi. Bak hevesini kırmak istemiyorum. Faşizme karşı birkaç söylemde bulman güzel bir şey. ama bir vaka var ki Kılıçdaroğlu. Ey Bay Kemal. Gerçeği de şu. Bize öğretilen bütün saçma sapan Cumhuriyet Halk Partisi doktrinlerinin dünyadaki en aptalca doktrin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Hemen için küfredecekler. İspatlarım arkadaş. Dünyanın hiçbir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir sol yoktur. Sol bu değil. Ne Karl Marx'ın solu bu, ne Lenin'in solu bu, ne de Avrupa'daki sosyal yumuşatılmış hali olan sosyal demokrasi bu. Bu bildiğin faşistan stötiko. Başka bir ideoloji. Bu çıkmışlar bize burada. Kürtler bilmem ne falan. Ya siz yaptınız, siz zihniyet bu. Yaptınız karkurt diyen sensin. Senin o halin. Recep Tayyip Erdoğan bütün bu kültürel hakları tek tek verdi. Ey gazeteci arkadaşım, dostum. Türkiye'ye bundan seçimden sonra kim kazanırsa kazansın demokrasiye ihtiyacı olacaktır. Türkiye demokrasiyi fazlasıyla var. Demokrasiye değil. Adam gibi muhalefete ihtiyacı var Türkiye'nin. Adam gibi, insan gibi. Ne dersen de karşılanıyorum. Abi namusumu koruyacağım. Namus. Namusunu da karşılayabilecek kadar kötü bir muhalefet var karşında. Daha doğrusu sol adı altında emperyalizmin uşağı olmaya hazır grup var. Bunları bir düzeltin. Demokrasinin biz nirvanasına ereriz kardeşim. Ama bunlara güzelleme yapmayın. Adam çıkıp yalan söylüyor direkt. Ayıptır, günahtır. Al sana İYİ Parti altılı masa. Altılı masanın patronu Amerika. Altılı masa patronun yerli değil. Hiçbir tanesi yerli değil. İpi çekti mi konuşuyorlar. Bırakınca başka bir şey yapıyorlar. Oynatıyorlar ellerinde bunu. Ha şimdi çıkmış ona diyor ki ben masada böyle olsa kalkardım. Dalga geçiyor bizimle. Öyle onun için kalktın zaten. Dediler ki HDP'nin şartı vardı. Kılıçdaroğlu olmazsa oy vermeyiz dediler. Siz bir senede anlaşamadınız. HDP binasının, HDP ofisinin önünde bir saatte anlaştık Kılıçdaroğlu onlarla. Bir de Öcalan'ı serbest bırakacak. Özellik verecek. Kayyum da kaldıracak. Ülkeyi bölmeye geliyorum diyor.